Öncelikle herkese merhabalar. Atomika Teknik Ailesi'nin düzenlemiş olduğu webinara hepiniz tekrardan hoş geldiniz. İsmim Tahsin Yasavul. Kısaca kendimden bahsetmek istersek, Atomika Teknik Ailesi'ne 2 yıl önce katıldım. Kimyagerim. 2009'dan beri mesleğimle ilgili farklı konularda tecrübem bulunmaktadır. Daha önceki deneyimlerimden kalite kontrol ve akreditasyon uzmanı, enstrümantal analiz lab sorumluluğu gibi uzmanlıklarım da bulunmaktadır. Burada satış mühendisi olarak görev yapmaktayım. Ayrıca master cihazının da eski kullanıcısıyım. Bu yüzden de bugün size firma yetkilisi ve eski kullanıcı olarak Emre Bey ile birlikte cihazın özelliklerinden bahsedeceğiz. Webinarın ilerleyen bölümlerinde cihazın yazılımsal özelliklerini tanıtması için Emre Bey'e sözü bırakacağım ve kendisi de o sırada kendinden bahsedecek. Kendisi tanıtacak. Müsaadenizle webinara başlıyorum. Öncelikle bugün webinarımızda partikül boyutu nedir? Neden ölçülür? Kullanıcılar neden lazer difraksiyon yöntemini seçerler? Ve bugün özellikle değineceğimiz, özellikle de eski kullanıcıları da içeren neden Master Sizer 3000'i seçmeliyiz ya da ona geçmeliyiz? Bundan özellikle detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Master Sizer'ın başlıca özelliklerinden optik ünite, yaş ölçüm ünitesi ve kuru ölçüm ünitelerinden bahsedeceğiz. Ben bu arada slide'ı böyle yaparsam daha iyi olacak herhalde. Tam ekrana geçeyim. Peki neden partikül boyutu ölçüyoruz? Ürün kalitesinin düzgün kontrolü için bunlarda ne olabilir? Ürün üretiminde doğabilecek yüksek maliyetleri engelleme, müşteri şikayetleri varsa müşteri şikayetlerini azaltma, standartlara uygun çalışma, ürünü ve prosesi düzgün takip edebilmek adına ürün performansını kanıtlayabilme, ürün salınımı ve ürün taşınması gibi, üretim hassasiyetini optimize ederek maliyeti düşürme, verimliliği arttırma, ürün rekabetini takip edilme ve rekabete öne geçebilme. Burada da Master Sizer 3000 cihazının kullanım alanları, yani daha doğrusu partikül boyutuyla alakalı hangi üretim yerlerinde ya da hangi sektörlerde kullanıldığını görebilirsiniz. Tabii burada ana başlıklar altında hepsi gösteriliyor. Bunlar tabii kendi aralarında ara başlıklara da şey yapılabiliyor. Yani burada amaç üretim kalitesi, üretim prosesindeki bütün hani partikül boyutuyla ilgili doğabilecek tüm problemlerin önüne geçebilmek için bu cihaza ihtiyaç doğuyor. Peki lazer kırınım yöntemi, yani lazer difraksiyon yöntemi İngilizce olaraktan partikül boyutu ölçümünde ne gibi avantajlar sağlıyor? Bir kere geniş bir ölçüm aralığı var. Nanometreden milimetreye kadar geniş bir aralık kapsanıyor. Hızlı bir ölçüm yapıyorsunuz. Yaklaşık 1 dakikadan daha az bir sürede ölçüm alabiliyorsunuz. Ve ölçümleri de hızlı bir şekilde birçok tekrarlı alabildiğiniz için tekrarlanabilirlik kontrolü de yapabiliyorsunuz. Bu sayede hani bir dalgalanma var mı yok mu, kaçak var mı yok mu bunu da görmüş olabiliyorsunuz. Çok sayıda aynı anda örnek ölçüm yapabiliyorsunuz. Günde 100 ve üzerinde ölçüm yapabilme imkanı. Bir diğer önemli özellik kalibrasyon ihtiyacı olmaması. Yani cihaz direkt hazır kalibrasyonlu olarak geliyor. Sadece standart referans malzemeler kullanılarak kolayca doğrulama yapabiliyorsunuz. Bunun için bizim cihazda kullanılan QAS standartlarımız var. LaTeX standartları. Bunlarla gerekli doğrulamayı yaparak da hani cihazın performansında herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Ya da bir yerde bir kirlilik var mı yok mu? Bunun kontrolünü yapabiliyorsunuz. Ve belli bir standarda göre tabii ki ölçüm alınıyor. ISO 13320 standardına göre uyumlu olarak ölçüm yapabiliyorsunuz. Peki neden Master Sizer 3000'i seçmeliyiz? Yüksek performans için, kullanımdaki esneklik, yani daha esnek ve daha hızlı bir yöntemle ölçmek için,
Ayrıca kuru ölçüm ünitesini kullanarak kuru malzemeler ve kırılgan malzemeler için mükemmel performans sunuyoruz. Tam IQ, OQ, PQ validasyonu sağlanabilir. Ve CPR21 Part 11 uyumu yapabilirsiniz. Bunlar için zaten yazılımsal konuda Emre Bey daha detaylı bilgi verecek kendisi. Burada Mastersizer cihazının optiksel olaraktan yani iç kısmının şematik olarak görünümünü görüyorsunuz. Burada kırmızı, şimdi Mastersizer 3000 cihazında hem kırmızı ışık hem de mavi ışık teknolojisi var. Kırmızı ışık 633 nanometre kırmızı ışık kaynağı kullanılaraktan helyum neon lazer ışık kaynağı kullanıyoruz. Bu da bizi diğer rakiplerden de bir yandan üstün özelliklerinden biri ışık kaynağı. Hem uzun ömürlü hem de ilerleyen zamanda enerji kaybına uğramadan uzun yıllar boyunca aynı ölçümleri alabilmenizi sağlayan bir ışık kaynağı. Ve burada da diğer dedektörler ve optikler görebiliyorsunuz. Şurası ölçüm hücresinin olduğu bölüm. Yani her şey aslında buradaki, yani birazdan cihazın ünitelerine de geçtiğimiz zaman tüm ölçüm burada gerçekleşiyor. Tamamen kapalı bir sistem. Yani şu kaset sistemi dedektörlerden ve diğer ışık kaynağından bağımsız olarak da direkt aksesuar gibi takıp çıkartabileceğiniz bir sistem. Bu yüzden de hani herhangi bir olası patlama, çatlama gibi bir durumda herhangi bir sıvı akması gibi bir sebep olmuyor. Mavi ışık sistemine de geçtiğimiz zaman yine aslında aynı sistem. Ayrıca mavi ışık kaynağı 470 nanometre mavi ışık kaynağı kullanılaraktan bu da onun optiksel olaraktan görünümü, şematik görünümü. Peki Mastersizer 3000 cihazında yapılan geliştirmeler nelerdir? Ben donanımsal geliştirmelerden bahsedeceğim. Yazılımsalları Emre Bey ayrıntılı olaraktan söyleyecek. Donanımsal geliştirmelere gelirsek burada gördüğünüz gibi Mastersizer 2000 kullanıcıları varsa aramızda biliyorlardır. Gördüğünüz gibi cihazın uzunluğuyla şu an Mastersizer 3000 cihazı artı ünitelerle beraber boyutunu kıyasladığınız zaman ne kadar az yer kapladığını, daha kompakt olduğunu buradan görebilirsiniz. Burada da ölçüleri yazıyor zaten. Aynı zamanda artırılmış dinamik aralık Mastersizer 2000 cihazında 52 tane dedektör varken şu an Mastersizer 3000 cihazında 63 dedektör var. Dinamik aralıkta 20 nanometre ile 2 milimetre iken Mastersizer 2000 cihazında, Mastersizer 3000 cihazında da 10 nanometre ile 3,5 milime kadar ölçüm yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda hızlı veri toplama oranında da bir önemli değişiklik var. Mastersizer cihazında 10 kHz yani saniyede 10.000 data veri toplama oranına sahip dedektörler sayesinde az miktardaki numunelerde dahi analiz yapabilmektesiniz. Mastersizer 2000'de bu değer 1 kHz yani saniyede 1000 data şeklinde. Aynı zamanda bu da çok önemli bir özellik, artırılmış dedektör hassasiyeti ve rezolasyonu. Burada buradaki amaç, yani farklı mikslerde de bir karışımın tanecik boyutunu analiz ettiğiniz zaman bunları ayrı ayrı software'de görebiliyorsunuz. Bunun için de narrow modu kullanaraktan çok iyi bir şekilde rezolasyon sağlayabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi farklı farklı polistiren, latex standart ve glass bead standartlar verildiğinde aynı anda farklı farklı pikleri görebiliyorsunuz. Bunları ayrı ayrı inceleyebiliyorsunuz yazılımda. Ve genel dağılımda tabii aynı şekilde software üzerinden istediğiniz alanda genel dağılımda görebiliyorsunuz. Burada da Mastersizer 3000 cihazına eklenebilen
sıvı dispersiyon ünitelerini görüyorsunuz. Hidro MV ve Hidro LV üniteleri otomatik üniteler. Yani dispersiyon sıvı olarak kullandığınız solvent olabilir, su olabilir. Bunu otomatik olaraktan bir tabii su kaynağına bağlayaraktan suyu otomatik alıp atığını da aynı şekilde otomatik olaraktan atan bir sistem. Kimyasallar uyumu, tam isotopik kontrolü, aynı zamanda herhalde bütün şeylerde de inline sonic compression, yani sonik titreşim vererekten farklı şiddetlerde bunun frekansı hani software üzerinden işte %10'dan %100'e kadar ya da farklı aralıklarda sonik titreşim verebiliyorsunuz hassasiyette. Buna Emre Bey açıklama yapmak isterse ona da bir söz verebilirim aslında. Merhabalar tekrardan. İsmim Emre Ay. Kısaca kendimi tanıtayım isterseniz. Aplikasyon uzmanı olarak çalışıyorum atomik teknik cihazlarda. Yaklaşık 7 yıldır bu sektördeyim. Aplikasyon ekibi olarak işin teorik kısmındayız biz aslına bakarsanız. Yani işin eğitim kısımları, teorik kısımları ve işin analiz kısımları tarafındayız. Burada Tahsin Bey'in de söylediği gibi Hidro MV ve Hidro LV ürünleri aslına bakarsanız otomatik sistemler, yani doldurma ve boşaltma işlemlerini eğer bir su hattına bağlarsanız otomatik olarak yazılım üzerinden yapabiliyorsunuz. Hidro EV dediğimiz ünite ise exchangeable volume'dan geliyor, yani değiştirebilir hacimden geliyor. Burada 400'lük, 600'lük ve 1000'lik beherler kullanabiliyoruz. Yarı otomatik sistemler diye geçiyor. Doldurma ve boşaltma işlemlerini kullanıcı kendisi yapıyor. Aradaki fark bu. Tüm ünitelerde tabii ki ultrasonik özelliğimiz de mevcut. Topaklı numaraları açabilmek adına. Birçok kimyasalla da tabii ki uyumlu bu sistemler. Aynı şekilde Hidro SM modülü var. Yine 3000 E modeli için 120 mililitre iç hacme sahip. Bir de Hidro SV dediğimiz, yani small volume dediğimiz bir sistem var. Yaklaşık 7 mililitre iç hacme sahip. Yani çok çok düşük bir iç hacmi var. Bu da toksik malzemeler veya çok değerli kimyasalla çalışıyorsanız eğer ve çok fazla bir sarfiyat olmasını istemiyorsanız bu tarz solventlerinizde veya numaranızda olabilir tabii ki. Bu SV modelini tavsiye ediyoruz kullanıcılarımıza. Teşekkür ederiz Emre Bey. Burada da Hidro LV ve Hidro MV ünitesinin iç kısmının görüntüsünü görebiliyorsunuz. Buradan measurement cell, dispersant pump, karıştırıcı ünitesi ve sonik titreşimin olduğu probu görüyorsunuz, iç kısmı. Ve şu anda yani Masterizer 3000 cihazında kullanılan kuru ünite, yani özellikle IRS kuru ölçüm ünitesine özellikle değinmek istiyorum. Geniş bir ölçüm aralığı var, 0,1 mikrometre ile 3500 mikrometre ölçüm aralığına sahip. Hassas basınç kontrolü 0,1 ile 4 bar arasında basınç verebiliyorsunuz. Bu da malzemenin topaklanmasını açmak için yeterli basınçtır aynı zamanda. Ve gördüğünüz gibi 0,1 hassasiyette de verebildiğiniz için fark, yani yavaş yavaş basıncı artararak da malzemenin kırılmasını da önlüyorsunuz bu şekilde. Farklı Venturi ekipmanları da sahip. Biraz bir sonraki slide'da bunları da göstereceğim. Çünkü bazı malzemelerin topaklanmasını açmak için biraz daha farklı bir sistem gerekebiliyor. Onu da şurada göstermek istedim. Bir sonraki saatten özür diliyorum. Kuru ölçümlerde düzgün dispersiyon için farklı dağıtma teknikleri de sahip. Yani partiküller birbirlerine çarpabilir ya da partiküller bir duvara çarparaktan ya da kendi etraflarında hava ile sirkülasyonu dispersiyon edebilirsiniz. Burada Masterizer 3000 cihazında kullanılan esneklik için modüler ventrilleri görüyorsunuz. Bunlar Scirocco 2000 standart dispersör, özellikle genelde verdiğimiz standart ventrili budur.
Yüksek enerjili disperserde de şurada da gördüğünüz gibi bir önce buraya çarpıp ondan sonra dispersiyon alanına girip o şekilde burada bir tapaklanmayı açıp bir de aynı zamanda açılmazsa yine 1 ile 4 bar arasındaki içerideki basınçta da daha tapaklanması zor, tapaklanması açılan lumineleri açmak için kullandığımız yüksek enerjili disperserler. Burada aerosintesin özellikle üst kısmı InDesign Hopper aparatıyla kolay besleme yapabiliyorsunuz. Etkili numune akışını belirlemek için döndürerek ayarlanabilen bir hopper. 0-1 milim ile 4 milim arasında yüksek enerji ayarı. Şurada da milim ayarlarını görebilirsiniz. Topaklanmayı önlemek için de aynı zamanda şu kısımda bir basket yani sepet var. Burada 1 milimlik ya da 2 milimlik basket ve iç kısmında da bilye de var. Onunla da hani 1 milim 2 milim aşağıya geç partikül boyutuna sahip numuneler aşağı inip onların numuneye besleyebiliyorsunuz. Burada da MasterSizer 2000 cihazındaki temizlik ve 3000 cihazındaki temizliği değinmek istedik. Kolay bakım ve temizlik. MasterSizer 2000 cihazında hani biraz daha böyle el becerisi isteyerekten ya da servis gerektirebilecek şekilde temizliği yapabilirken burada şöyle yakınlaştırayım daha iyi görünmesi açısından. Burada gördüğünüz gibi hem sıvı ünitede hem kuru ünitede şu mandalı açıp şu iki ölçüm hücresindeki mercekleri açıp burada bir çizilmeyi önleyici bir cam bez olabilir. Ya da bizim Malvern cihazıyla beraber gelen, MasterSizer cihazıyla gelen toz bezleriyle bu hücreleri temizleyip tekrardan yerine yerleştirip kendi bakımınızı kendiniz yapabilirsiniz. Bunların hani periyodunu kullanım sıklığına göre bunları siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Yani o yüzden hani belli bir sürede ne kadar sürede bir bakım ve temizlik gerektiğini sizin prosesinize göre değişebilir. Kuru ünitenin de yine temizliği çok kolay bir şekilde yine mandalları kullanaraktan her tarafı kolaylıkla söküp istediğiniz gibi silip temizleyip tekrar yerine yerleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda Venturi aparatını da çekip şurayı da yani tüm bakım temizliğini bir servis gerektirmeden kendiniz bir kere gördükten sonra rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu da hani MasterSizer 3000 cihazının gerçekten çok ben söylerim hani satış yaparken de bize çok az servis getiren bir cihazdır. Çünkü birçok bakım ve temizliğini kendiniz yapabiliyorsunuz. Evet, yazılımsal geliştirmeler için de sözü Emre Bey'e vereceğim. Çünkü kendisi bu konuda daha detaylı ve güzel bilgiler verecektir. Buyurun Emre Bey. Teşekkürler Tahsin Bey. Şimdi yazılımsal gelişmeler kısmında birkaç bir şey değinmek istiyorum açıkçası. Yani bir kere MS 2000'den alışmış olduğumuz arayüzden daha farklı, daha güncel bir arayüz tabii ki. Hepimiz de beklediği gibi. Ve kullanımı gerçekten son derece kolay bir arayüze sahip. Burada CFR 21 Part 11 özellikle FDA tarafından biliyorsunuz esasları belirlenmiş bir regülasyon. Buna %100 uyumlu bir sistem. Bu çok önemli bir özellik. İlk olarak söyleyeceğim şey. Bunun dışında arayüz biraz sonra yani sunumdan sonra aslında bir yazılım kısmında göstermek istiyorum ekran paylaşarak. Bir datalar üzerinden nasıl göründüğüne bakmak adına. Canlı trend grafiğimiz özellikle metot geliştirirken işimize son derece yarayan bir özellik. Yani siz mesela metot geliştirirken canlı bir şekilde, simültane bir şekilde bu trend grafiğiyle boyutlarınızın ne kadar değişip değişmediğini izleyebiliyorsunuz. Bu çok çok güzel bir özellik. Bunun dışında yeni bir özellik aslına bakarsanız
OPPO dediğimiz bir özellik. Bu optik parametreleri hepimiz biliyoruz. Cihazı kullanan arkadaşlar için söylüyorum tabii ki bunu. Optik parametre özelliklerini sisteme girmemiz gerekiyor. Özellikle miniatürisini kullandığımız için, kullanıyorsak eğer. Bu sistemde şöyle bir durum da var. Analiz bittikten sonra kendinizde bu OPPO özelliğini açarak refraktif indeks ve absorbans değerlerini ne kadar doğru girip girmediğinizi kendiniz check edebiliyorsunuz. Sistem bununla ilgili size bir feedback veriyor. Bu ayrı bir özellik. Buradan değerlerin ne kadar doğru girip girmediğinizi fit datasıyla görebiliyorsunuz. Bu da dediğim gibi yani optik parametrini bilmediğiniz zümrelerde işinize son derece yarayan bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Data kalitesiyle ilgili kısım yine rapor formatlarından bir tanesi de bu. Data kalitesini hemen raporu aldıktan sonra, yalnız bittikten sonra data kalitesi sekmesine gelip bu kontrolleri yapabiliyorsunuz. Eğer data ile ilgili sorunlar varsa bunları size cihaz direkt gösterebiliyor, otomatik olarak gösterebiliyor. Yani sizin bir sorun olduğunda nereden veya hangi noktaya bakacağınızı size bir feedback olarak veriyor. Bu da çok çok güzel bir özellik. Yeni özelliklerden bir tanesi. Çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Rapor formatları kısmına gelecek olursak, rapor formatları yani aslında şöyle, siz neyi görmek istiyorsanız cihaz size onu gösteriyor. Kısaca bu şekilde söyleyebilirim. Bütün dataları analiz sırasında cihaz hafızasında tutuyor. Siz sadece neyi görmek istediğinizi analiz bittikten sonra da olabilir, bu öncesinde de olabilir. Cihaza doğru girdiğiniz anda bu değerleri size sunuyor. Rapor formatını değiştirme şansı veriyor. Parametreleri ekleme çıkarma şansı veriyor. Yani kendi logonuzu dahi, rapor başlığınızı dahi bu sistemde değiştirebiliyorsunuz. Yani kendi firmanıza ait bir rapor formatı oluşturma şansı veriyor. Bu da çok çok güzel bir özellik. Bu all files özelliği şöyle, birkaç farklı dosya altında eğer numaralarınız varsa, sonuçta bu numaralarınızı dosya farklı klasörler altına biliyorsunuz biriktiriyorsunuz. Bunları tek bir klasörde görmek istediğiniz zaman da size tek bir all files adı altında bir dosya klasör açıyor ve bir farklı numaraları kıyaslama şansı, aynı klasör altında görme şansı veriyor. Yine yazılımın özelliklerinden bir tanesi. Birkaç datayı tabii kıyaslamak istediğiniz zaman overlay özelliğiyle, yani birbirinize çakıştırarak aslında bakarsanız RST değerlerini, standart sapmalarını veya grafikteki sapmaları net bir şekilde bunları görebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar datayı, sonucu, raporu üstte çakıştırıp bu şekilde hatta çıktılarını alabiliyorsunuz veya PDF formatında bunları kaydedebiliyorsunuz. Bu da özellikle metot geliştirirken veya referans numarayla kıyaslarken çok işimize yarayan güzel bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde 3000 içerisinde, MassSizer 3000 içerisinde 2000'e çeviren, yani sonuçları, alınan sonuçları sanki MassSizer 2000'de yapılmış gibi gösteren ayrı bir özellik daha var. Opsiyonel bir özellik. Yani eğer bu, tabii ki şimdi direktör sayısı hassasiyeti 3000'de çok daha fazla, bunu biliyoruz. Ama 2000'i kullandığınızı varsayarak söylüyorum tabii ki. Orada aldığınız sonuçları 3000'le kıyaslarken veya metot transferi yaparken zaten aplikasyon ekibindeki arkadaşlar, uzmanlarla beraber bu işlemleri yapıyorsunuz. Ama şeyi merak edebilirsiniz tabii ki, yani 3000'de bir analiz yapıp bunu 2000'de eğer yapmış olsaydım sonuçlarım ne kadar farklı olurdu? Dediğimiz anda sadece data üzerine editleme yaparak 2000'deki gibi bir sonuçları alabiliyoruz. Bu da tabii ki aklınızdaki soru işaretlerini ortadan kaldıracaktır. Dediğim gibi bu metot geliştirme veya metot transferi, 2000'den 3000'e metot transferleri aplikasyon ekibindeki uzman arkadaşlarla beraber, bizimle beraber yapılıyor. Bu süreçte tam desteğimiz her zaman yanınızda. Aynı şekilde SOP, yani hepimizin bildiği gibi aslında bakarsınız, metot dosyalarımızı oluşturuyoruz SOP formatında. Ve bunları birden farklı SOP'leri veya şu an MassSizer 2000'de kullandığı SOP'leri 3000'e transfer edebiliyoruz.
Tabii farklı biraz değişiklikler de olabiliyor. Bu teknoloji farkından kaynaklı ama SOP'leri kendi içerisinde kıyaslama şansı da veriyoruz. Cihaz bunda bu özellikleri de mevcut. Böylelikle SOP'de ne kadar metotta ne kadar değişiklik olup olmadığını veya referans metodumuzla ne kadar farklar olup olmadığını siz de kendiniz görebiliyorsunuz. Bu kısımda yani aslına bakarsanız CFR ile ilgili CFR aktifleştirdiği zaman size bir yetki veriyor. Tabii siz de kullanıcı olarak, yönetici olarak birçok operatöre yetki verebiliyorsunuz. Onların hareketlerini kısıtlayabiliyorsunuz veya açabiliyorsunuz. Böylelikle data kaybını önlemiş oluyorsunuz. Bu da çok dediğim gibi güzel bir özellik olarak karşınıza çıkıyor. Yazılımsal kısımda benim anlatacaklarım aslında bu kadar. Burada belki biraz yazılım üzerinden bir şeyler gösterebilirim. Yazılım nasıl olduğunu görmek açısından. Emre Bey, bir video izletelim. Hani cihazla ilgili bizim Masterizer cihazının genel videosunu açalım. Onu da izlesinler. Siz de bir yandan yazılımla ilgili diğer bilgileri açmış olursunuz. The Mastersizer 3000 is the world's leading laser diffraction particle size analyzer. It has been developed not only to enable robust and rapid particle size measurements over a wide 0.01 to 3500 micron range, but also to bring Malvern's application knowledge and expertise right next to you in the lab, enabling you to develop and run your methods efficiently. Reproducible and reliable particle dispersion is ensured by a wide range of sample dispersion units, which enable the measurement of dry powders, suspensions, and emulsions. The Mastersizer 3000 system and its software has been designed to make method development easier. During method development, the Mastersizer 3000 Measurement Manager provides a view of everything you need to understand and optimize the measurement process. This includes controls for the dispersion unit, live reporting of the data being collected by the system, trending of the results, and a simple view of where you are in the measurement process. Method development requires a user to select the optimum dispersion settings to achieve stable, reproducible results. Live feedback of the dispersion process quickly shows when the sample concentration is suitable for measurement. The process of sample dispersion during stirring and the application on inline sonication can then be followed within the measurement manager. This shows the decrease in particle size, which occurs during dispersion, until the size stabilizes and there are no more agglomerates. Once stable measurements have been obtained, a clean sequence gets the system ready for the next measurement. Although wet dispersion is widely used for measurements, the real benefits of rapid measurements with laser diffraction are best realized with dry powder measurements. Switching from liquid to dry dispersion is easily achieved by simply changing the Mastersizer 3000's measurement cell. When this occurs, the software automatically detects that a new sample type will be measured and configures the system ready for dry dispersion. Dry measurements offer the ability to quickly measure larger volumes of sample. The sample tray and hopper can be configured to control the flow of different types of material. Other sample trays are available to handle smaller sample volumes. As with liquid dispersion measurements, the Mastersizer 3000 Measurement Manager is used to guide you through the dry measurement process. Once the sample feed starts, the software automatically triggers the measurement. Live reporting of the results is then provided, so you can be sure that the measurement is operating optimally. The measurement runs until all of the sample is measured, ensuring representative results are obtained. Once the measurement is complete, the results can be displayed within the software's record view. Here, any number of sample reports can be stored, enabling you to report the particle size parameters
which fit best with your application. From research and development through to routine QC measurements, the MasterSizer 3000 is the workhorse particle sizing system for your lab, delivering robust measurements independent of whether you're a materials characterization expert or a new to particle size measurement. It truly represents smarter particle sizing. For more information, please visit malvern.com. Thank you. Buyurun Emre Bey. Bu kısımda biraz da yazılımdan aslında konuşmak istiyorum. Yani örnek birkaç data göstermek istiyorum arayüzü görmek açısından. O yüzden bir ekran paylaşmak istiyorum. Şu an sanırım ekranımı görebiliyorsunuz. Arayüzüne bakacak olursak, öncelikle yazılım üzerinden, gerçekten kullanıcı dostu bir arayüze sahip, onu söyleyebilirim. Datalarımızı yeni data açma kısmı new dediğimiz yerden açıyoruz, measurement file veya var olan dosyalarımızı çağırmak için open diyoruz. Şuradan manual measurement kısmından analiz penceresine girebiliyoruz, yine videoda da gösterdiği gibi. Burada numune ile ilgili bilgileri girdiğimiz yerler, hepimizin aslında aşina olduğu ama farklı bir arayüz tabii ki. Numune ismini, işte particle type kısmını, şimdi arayüz kısmına gelecek olursak, öncelikle bir örnek sonuç göstermek açısından datalarımıza bu şekilde bakabiliyoruz. Şeyden konuştuk, data kalitesinden konuşmuştuk hatırlarsanız. Şurada göreceğiniz gibi burada bize data ile ilgili feedbackleri verdiği nokta, burada seçtiğiniz datalara göre birçok datayı seçip üst üste kontrolle üst üste seçip rapor kısmından bunları üst üste çakıştırabiliyorsunuz, standart sapmalarını görebiliyorsunuz veya bu şekilde bu raporların grafiklerini çıktısını alabiliyorsunuz. Aynı şekilde reports kısmına geldiğimiz zaman birçok rapor formatı var. Yani trend grafiğinden konuşacaksak eğer birçok datayı seçip trend grafiğinden D90, D50 ve D10 değerlerini, bu tekrarlar arasındaki değerlerin nasıl gittiğini trend grafiğiyle takip edebiliyorsunuz. Alt kısımda da gördüğünüz gibi her bir datanın sonuçlarını görebiliyorsunuz ve ortalamasını, RST sapmalarını ve yüzdelerini burada görebiliyorsunuz. Rapor kısmına gelecek olursak yine rapor formatımız default olacak şekilde böyle. Şu kısımda, sağ kısımda D10-50-90 değerleri ve D4-3-D3-2 değerlerini, birçok değeri görebiliyoruz. Yine analizle ilgili bilgileri gördüğümüz kısım sol tarafta. Grafiğimizi, dağılım grafiğimizi ve datamızı alt kısımda görebiliyoruz. Bu kısımda yine sunumda söylediğim gibi sizin editleme şansınız da var. Kendinize göre bu formatı düzenleme şansınız da var. Yani rapor başlığını veya firma ismini şuraya girebilirsiniz. Kendi logonuzu şuradan seçip ekleyebilirsiniz rapora. Eğer raporda görünmesini bunu istiyorsanız. Yine aynı şekilde D10, 50, 90 değerleri var ama farklı değerler girmek istiyorsunuz. D95'ini, D100'ünü veya belli boyut altını, üstünü veya aralığını görmek istiyorsunuz. Çok basit bir şekilde rapora bunu ekleyebiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz ayarlar kısmında. E seçeneğine tıklayarak şu kısımdan uygun değeri bulup bu kısımdan, şu sağdaki kısımdan bunu ekleyebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde. Arayüzde aslında göstermek istediğim şeyler bunlar temelde. Şimdi şey kısmından konuşmuştuk. Bu optik parametreleri gidiyoruz ama eğer ilk defa bir numaraya çalışacaksak ve bu değerleri bilmiyoruz olabilir veya analiz bittikten sonra bu değerlerden ne kadar eminiz veya değiliz konusuna geldiğimiz zaman
Yukarıda gördüğünüz OPPO seçeneğiyle, Optical Property Optimizer seçeneğiyle biz bunu bilmediğimiz numunelerde bu taramayı yapabiliyoruz. Fit raporuna göre bu taramayı istediğimiz şekilde yapabiliyoruz. Şuradan tarama kısmına seçerek. İsterseniz sadece refraktif indeksi veya sadece absorbans değerini, absorption indeksi taratabilirsiniz. İkisini aynı anda taratabilirsiniz. Bu şekilde belli bir aralıkta bu taramaları yaptırıyorsunuz. Ve en iyi fit raporuna göre size aslında bir değer sunuyor. Bu kısımda çok kullanışlı olabiliyor gerçekten. Analizle ilgili kısma gelecek olursak, yine videoda gördüğümüz gibi aslında bakarsanız numune ile ilgili bilgileri girdiğimiz bir pencere bizi karşılıyor öncelikle. Numune ismini, particle şeklini, malzeme ile ilgili bilgileri girdiğimiz yer, dispersant ve birçok değeri girdiğimiz, yani kaç tekrar alacağımızdan tutun da nasıl bir analiz yapacağımızı burada görebiliyoruz. Daha sonrasında analiz ekranına geldiğimiz zamanla ise işte hem ham datamızı, yani direktör sayısına karşılık enerji grafiğimizi, hem canlı şekilde size dağılımımızı simültane bir şekilde görebiliyoruz. Sağ tarafta burada biraz şeye bağlı, aldığınız üniteye bağlı, otomatik, yarı otomatik, onları konuşmuştuk. O ünitelere göre bu sağdaki ekran biraz değişebiliyor. Ama ortak kısımlar neler dersiniz? Karıştırıcı tabii ki, karıştırıcı hızını ayarlayabiliyorsunuz veya verdiğiniz ultrason şiddetini ve süresini buradan kontrol edebiliyorsunuz. Tabii ultrason ne için kullanıyoruz? Eğer yapıda topak varsa ve bu topakları aşmak istiyorsak metot geliştirirken ultrasonu bir parametre olarak kullanıyoruz. Bunun dışında rapor formatı ile ilgili kısımlar veya analiz bittikten sonra bir data üzerinde değişiklik yapmak istiyorsanız veya daha sonrasında bir parametre yanlış girdiğinizi düşünüyorsanız tekrar analiz yapmanıza gerek kalmıyor. Data üzerinde sağ tık Edit Result kısmına gelerek istediğiniz parametreyi buradan değiştirebiliyorsunuz. Ve dediğiniz zaman tekrardan size o datayı, orijinal halini koruyor, yeni datayı altına tekrar atıyor. Ve böylelikle siz aslında orijinal datayla değiştirdiğiniz data arasındaki farkı raporlar kısmından çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Bu kısımda sorulara geçebiliriz eğer sorularınız da varsa. Yine daha önce de söylediğim gibi aslında MassSize 2000'den 3000'e geçerken bu metot transferi konusunda aklınıza soru işaretleri olabilir. Ama dediğim gibi bunları aplikasyon ekibimizle beraber, uzmanlarımızla beraber bu geçişleri yapıyorsunuz. SOP'lerinizi MS 3000'e adapte edebiliyorsunuz çok rahatlıkla. O konuda herhangi bir soru işareti oluşmasın kafanızda. Bu arada ben genel sorular gelmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Eski MassSizer 2000 kullanıcıları vardır aramızda. Yani birçok müşterimize bunu belirttik. MassSizer 2000 cihazının servis desteği, zaten satışı bitmişti. Servis desteği de 2022'nin Nisan ayında servis desteği sona eriyor. Bunun için de gerekli duyuruları yapacağız. Fakat burada da dile getirmiş olalım. Aynı zamanda bunun için de bir trading kampanyası yapıyoruz. Yani eski cihazınızı verip yerine yeni MassSizer 3000 cihazını ünitelerle beraber o şekilde bir değişim kampanyası yapabiliyoruz. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Ebru Hanım merhabalar. 3000'li cihazındaki farklı SOP geçişlerindeki yavaşlamadan bahsetmişsiniz. Sanırım o yazılımsal veya bilgisayarla ilgili bir durum olabilir. Yani normalde böyle bir yavaşlamanın olmaması gerekiyor ama Windows kaynaklı olabilir. Bunu servis mühendisi arkadaşlarımıza iletebiliriz. Onlara da bir dönüş alabiliriz. Kazım Bey merhabalar. Cihaz için ölçüm belirsizliği. Yani herhalde standart sapma gibi bir şeyden bahsediyoruz.
Bu tarz cihazlarda standart sapmamız normalde %10'dur. Ama Maxsizer cihazında bu oran çok 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 daha düşüktür. Bunu tekrarlanabilirlikle de görebiliyoruz zaten. Bunu cihazın kalibrasyonu yine sunumda bahsetmiştik. Kalibrasyonu yok. Uluslararası biliyorsunuz standartlar gereği de zaten ISO'da aynı şeyi süre çalışma prensibi gereği daha doğrusu ama belirli standartlarla doğrulamalarını yapıyoruz ve bu standartlar tabii ki uluslararası standartlar yani her cihazın lazer difraksiyon yönteminde çalışan her cihazın bu standartları doğru okuması gerekiyor. Ki bizim cihazlarımızda böyle yani kurulum yapıldığı zaman servis mühendisi arkadaşımız kurulumu yaparken bu analizleri yapıyor ve sertifikalı bir şekilde sonuçlarını size iletiyor. Ancak ve ancak o sonuçtan sonra, o rapordan sonra cihazı tam anlamıyla kurulduğunu söyleyebiliyoruz. Ceren Hanım, merhabalar. SOP'de değişiklik yapma konusunda bir konuda yüzde dağılım miktarını sormuşsunuz. Bunları şey yapabilirsiniz. Rapor kısmında yine isterseniz tekrar bir ekran paylaşayım. Bir örnek olması açısından kısaca daha iyi anlayacaksınız. Rapor kısmında Ceren'in rapor kısmında zaman analiz sekmesine geldiğimiz zaman eğer birden fazla boyut dağılımınız varsa bu fraksiyonları farklı bir şekilde yani ayrı ayrı bir şekilde görmek istiyorsunuz. Yapacağınız yani en temel işlem ne olabilir dersiniz? Şu editleme kısmında biliyorsunuz, şurayı tekrar kapatayım. Şuradaki editleme kısmında, rapor kısmında, Edit Report dedikten sonra şu kısımda belli boyut aralıklarına girebilirsiniz. Yani ne demektir bu? Sizin sorunuzda da 16 ile 32 mikron demişsiniz mesela. Şunu yapabilirsiniz. Result in range kısmına gelip buraya değerlerinizi girip yüzde kaçının şu bu mikron aralıklarında olduğunu sisteme girebilirsiniz. O da size bunun sonuçlarını verecektir. Örnek olması açısından. Bu şekilde girersek gördüğünüz gibi şurada yüzde kaçının yüzde yaklaşık 12'sinin bu aralıkta olduğunu bu raporda görebiliyoruz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Veya bunu şeyde de görebilirsiniz tabii rapor kısmında hani görmek başka bir şey. Bir de bunu ana ekranda, Record View ekranında görmek isteyebilirsiniz. Yani şurada, şu kısımda. Bu kısımda da aynı şekilde eklemeler açıklamaları yapabilirsiniz. Sağ tıklayıp boş bir yerde. Column Configuration dersiniz eğer. Aynı şekilde Result kısmının altında aynı yeri bulursanız ve sağ tarafa bunu atarsanız yine aralığını burada da girersiniz. Bu şekilde. Dedikten sonra orada da hatta sonuçlarınızı şöyle çekebilirsiniz. Burada da yani Record View kısmında da bunu görme şansınız var. Ebru Hanım, tekrardan merhabalar. Hayri LV bu sektör için uygun mudur? Yani uygundur. Tabii suyla çalıştığınızı düşünerek söylüyorum tabii ki. Bunu temiz bir hatta bağladıktan sonra ve gider tarafında atığa verdikten sonra doldurup boşaltma işlemlerini yani burada göreceğiniz gibi mesela şöyle bir ekranı açayım. Şuradaki kısımdan otomatik olarak doldurma ve boşaltma işlemlerini yapabiliyorsunuz. Yani Hydro EV kısmında biliyorsunuz Beher'le bu işlemi yapıyorsunuz. Buradaki fark otomatik bir şekilde buna gerek kalmadan sisteme suyu doldurup boşaltma şansınız var. Yani çok rahatlıkla kullanılabilir. Evet. Ben küçük bir ekleme yapayım. Yani otomatik üniteler EV ünitesine göre hani satışçı olaraktan söyleyeyim. Hani fiyasal olaraktan değişiyor fiyatlar. Bu yüzden ekonomik olması açısından ve hem 3000E modeli ve 3000 modeliyle de uygun olarak
EV modeline, sıvı dispersiyon ünitesi için söylüyorum. Genelde o tercih ediliyor. Ama LV ve MV üniteleri, otomatik üniteler ya 3000E modelinin software'i upgrade edilmiş şekilde olaraktan kullanılarak kullanılabiliyor aksesuar olaraktan ya da 3000 modeli almanız gerekiyor. Hani bunda da fiyat farkı çok fazla olmadığı için bu yüzden EV ünitesi biraz daha tercih ediliyor bu konuda. Bu arada sormak veya danışmak istediğiniz bir şey olursa, bir konumuz aklınıza takılan, daha sonrasında da konuşabiliriz. Eğer benimle iletişime geçersiniz. Yani burada belki bütün sorularınızı cevaplayamayabiliriz ama özel sorularınız olursa o şekilde cevaplayabilirim. Burada hem Fahsin Bey'de hem de benimle iletişim bilgilerim mevcut. Bu şekilde iletişime geçebiliriz. Dediğim gibi özel bir sorunuz olursa. Aynı zamanda Atomica Teknik sayfasına ve Malvern sayfasına girdiğiniz zaman ona da giriş yaparaktan orada gerekli aplikasyon notlarına, webinarlara ulaşabilirsiniz. Oradan birçok teknik bilgiler de hani bizim anlatamadığımız, unuttuğumuz, kaçırdığımız ya da sizin özellikle merak ettiğiniz bütün aplikasyon notlarını tüm cihazlarla ilgili hem Malvern grubu hem Parenthetical grubuyla alakalı bu sorulara da aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Sanırım sorularımız bitti. Ben tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bir saate yakın bir sunum gerçekleştirdik. Herkese teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Biz de teşekkür ederiz. İnşallah güzel bir sunum olmuştur. Her zaman sorularınızı bekliyor olacağız.